Fikret Bila, enflasyon aldatmacası. İktidarın açıkladığı enflasyon rakamlarıyla halkın yaşadığı enflasyonun uzaktan yakından alakası yok. İktidar gerçek enflasyonu açıklamıyor. Enflasyonu düşük açıklıyor. Çalışanların ve emeklilerin maaşını da açıkladığı bu gerçek dışı enflasyon oranını esas alarak artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık enflasyon %71,6 oranında. ENA'a göre ise yıllık enflasyon %113 düzeyinde. İktidar 6 aylık enflasyonu %24,7 olarak açıkladı. Emekli maaşlarına bu oranda zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücrette 17 bin lira olarak kalacak. Bu durumda kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler yine 10 bin lira almaya devam edecekler. Kök maaşları %24,7 artırıldığında 10 bin lirayı bulmayan emeklilerin maaşı 10 bin lirada kalacak. Bu durumdaki emeklilerin sayısının 4 milyona yakın olduğu açıklandı. Bu rakamın biraz üzerinde emekli maaşı alanların maaşı da çok az artmış olacak. İktidar, bu politikasıyla göz göre göre emekçilerin ve emeklilerin çoğunluğunun enflasyon altında ezilmelerine neden oluyor. Bunu ekonomik krizden kurtulmanın yolu olarak görüyor. Asgari ücret alanlarla kök maaşı 10.000 liranın altında alanların maaşında bir artış yapılmıyor ama fiyatlardaki artış sürüyor. Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine %19.49 oranında ÖTV artışı yapıldı. Vergi artışı nedeniyle benzinin fiyatı 2.21 lira, motorin fiyatı 2.07 lira artacak. Akaryakıttaki bu artışlar girdi ve nakliye maliyetlerini de artıracağı için bütün ürünlerin fiyatı da yükselecek. İktidar kısa süre önce elektriğe %38 zam yapmıştı. Kirada %25 sınırı kaldırıldı. Doğalgaz desteği de uzatılmadı. İktidar enflasyon düşük gösterilsin diye elektriğe yaptığı zam mı, enflasyon rakamının açıklanmasının sonrasına bırakmıştı. Memur ve memur emeklisine gelince. Memur senin açıkladığı veriler şöyle, memur ile memur emeklisi için enflasyon farkı %8,46 oldu. Bu yılın ikinci yarısında memur ile memur emeklisine %10 oranında toplu sözleşme zammı da verilecek. Toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte memur ile memur emeklisinin maaş ve aylıklarında toplam %19.31 oranında artış olacak. Görüldüğü gibi memur ve memur emeklisinin maaşına yapılacak zamda gerçek enflasyonun çok altında TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranına göre emekçi ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zammın çok düşük kaldığı ve 4 milyon emeklinin maaşlarında artış olmayacağı, asgari ücretin yükseltilmeyeceği anlaşılınca, DİSK, Türk İş ve Hak İş Başkanları basına kapalı olarak bir toplantı yaptılar. Üç konfederasyonun yakında ortak bir açıklama yapacakları bilgisi de kamuoyuna duyuruldu. Konfederasyonların yapacağı açıklamanın iktidarın tutumunu değiştirmeyeceği açık. JHP'nin ve işçi sendikalarının daha etkili muhalefet yapmaları gerekir.